Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere 5 dakikada yapabileceğiniz çok pratik, çok az malzemeyle harika bir mozaik pasta tarifiyle geldim. Kaçırmayın diyorum. Nasıl yaptığını merak ediyorsanız buyurun tarifine geçelim. Evet, mozaik pastamıza yapmaya şöyle 2 paket bisküvimiz var. 2 paket bisküvimizi kasemize boşaltarak başlayalım. Şimdi boşalttığımız bisküvilerimizi şu şekilde çok fazla ufak parçalara ayırmadan şu şekilde parçalara ayıralım. İri parçalar halinde bütün bisküvilerimizi kırıyoruz. Evet, bisküvilerimizi kırdık, hazırladık. Hemen sosunu yapmaya geçelim. Mozaik pastamızın sosu için şöyle 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı bir kabın içerisine alıyorum. İyice eritiyorum. Yağımızı kasemize alalım. İçerisine 3 yemek kaşığı kakao ilave edelim. Üzerine 1 çay bardağı şekeri ekleyelim. Ve kakaomuz eriyene kadar hafifçe bir karıştıralım. Sütünü eklediğimizde kakaonun erimesi zorlaşacaktır. Bu yüzden yağının içerisinde eritmek daha mantıklı. 1 su bardağı da süt ilave ediyorum. Kakaonun kolay eriyebilmesi için sütü yavaş yavaş ilave ettim. İyice şekerini eritene kadar çırptıktan sonra sosumuz hazır. Şimdi kırdığımız bisküvilerimizin üzerine sosunu döküyoruz. Bisküvileri çok fazla ezmeden şu şekilde alttan üste doğru karıştırıyoruz. Tüm bisküviler ıslanıp şöyle harç haline gelene kadar karıştırmaya devam edelim. Şöyle streç filmimizi tezgahımızın üzerine serdik. Streç film şart değil. Poşet varsa poşetle de yapabilirsiniz. Şöyle harcımızı streç filmin üzerine boşaltalım. Harcımızı streç filminin üzerine döktük. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Şimdi ben bunu üçgen hale getireceğim. Şöyle streç filmi kenarlarından ucunu kesiyorum. Kenarlarından üzerine doğru kapatıyorum. İsterseniz yuvarlak yapabilirsiniz. Amaç burada pastayı biraz sıkıştırmak. Arada hava boşluğunun kalmamasını sağlamak. Elinizle istediğiniz şekli verebilirsiniz. Evet, streç filme sardık. Üçgen şeklini verdik. Hemen pastamızı buzluğumuza kaldırıyoruz. 2 saat sonra servise hazır olur. Her daim buzluğunuzda da bulundurup misafiriniz geldiğinde servis edebilirsiniz.
Evet, tatlımızı buzdolabında donduktan sonra çıkardık. Üzerine ben beyaz çikolatayla süslemeyi tercih ettim. Siz Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz, fındık fıstıkla da süsleyebilirsiniz. Tamamıyla süslemesi sizin zevkinize kalmış. Direkt o şekilde de servis edebilirsiniz, hiç sorun değil. Şimdi şöyle baş kısımlarındaki dilimi alıp görüntüsünü daha da güzelleştirip servise hazır hale getireceğim. Evet, pastamız servise hazır. Hemen şöyle bir dilim kesip servise alıyorum. Bakın, harika bir pasta oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Dondurma lezzetinde yaz sıcaklarında da çok sevilerek tüketilecek bir pasta diyorum. Mutlaka deneyin. Geri dönüş yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.